Sevgili gençler, merhabalar. Belirli integralin özellikleriyle 6. videoda devam ediyoruz integral konu anlatım serisinde. F fonksiyonu AB kapalı aralığından reel sayılara tanımlı integrallenebilir bir fonksiyon. Fx fonksiyonunun A'dan A'ya kadar olan aralıktaki integrali sıfırdır. Bunu aslında alanla açıklayabiliriz ya da Fx'in integraline Fx dersek ben yerine A ve A'yı yazdığım zaman burası fa eksi fa şeklinde geleceği için sıfırdır denilebilir. A'dan B'ye fx dx, B'den A'ya eksi fx dx'e eşittir. Bunun sebebi de yine yukarıdaki sebepten dolayıdır diyebiliriz. Fa'dan fb'yi çıkardığımızda fb'den fa'yı çıkardığımızın eksilisi olacaktır. Bu yüzden sınırların yerlerini değiştirdiğimizde integrali de işaret değiştirir diyebiliriz. A küçük b küçük c olmak üzere. Eğer ki ben a'dan c'ye kadar olan bir aralıkta fx'in integralini merak ediyorsam, bunu ben a'dan b'ye, b'den c'ye integrallerin toplamı biçiminde yazabilirim. A'dan b'ye fx veya gx'in toplamı veya farkı varsa arkadaşlar, bu şekilde aradaki işaret aynı kalacak şekilde integralleri parçalayıp daha sonrasında integrallerin toplamı diyebilirim. Yani fonksiyonların toplamı veya farkının integrali yerine İntegrallerin toplamı veya farkı bize aynı sonucu verecektir. A'dan B'ye C çarpı Fx dx. C burada bir reel sayı. Eğer reel sayı ise buradaki C'yi dışarı atabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim sonucumuzu değiştirmeyecektir. Örneklerle devam edelim. Kök 3'ten kök 3'e x bölü x küp artı 2x dx. Arkadaşlar sınırlarımız aynı sayıda başlayıp aynı sayıda bittiği için bu sonuç nedir? Sıfırdır diyebiliriz. Geçelim bir üstteki soruya. Eksi 5'ten 4'e kadar fx dx 19 ve 8'den 4'e kadar fx dx 7 olduğuna göre eksi 5'ten 8'e kadar fx dx'in sonucu nedir diye sormuş. Şöyle diyebiliriz bakın. Eksi 5'ten 4'e kadar fx dx, tamam, fx dx artı eğer 4'ten de 8'e kadar fx dx'i yazabilirsek şunu ifade etmiş oluruz ki eksi 5'ten 8'e kadar fx dx. Şimdi bunu elde edebilmek için bize ne lazım? Zaten şu kısmın 19 olduğunu biliyoruz bakın. Bunun 19 olduğunu biliyoruz. 19 artı şimdi şu kısmında 4'ten 8'e kadar fx dx'i aslında bilmiyoruz. Bizim elimizde bildiğimiz ne var? 8'den 4'e kadar fx dx var. Bu da 7'ymiş. Sınırları yer değiştirdiyse demek ki burası nedir arkadaşlar? Eksi 7'dir. Eşittir. Bu da bizden istediği ifadeydi. 19 ile eksi 7'yi toplarsak doğru cevabın 12 olması gerektiğini görebiliriz sevgili gençler. 23. örnek. Eksi 5'ten 3'e kadar f eksi x eksi 4 dx 11 olduğuna göre eksi 7'den 1'e kadar fx dx nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar bu soruda eksi x eksi 4'e eğer ki ben t dersem eksi dx eşittir dt olur. Buradan dx dediğimiz ifadede ne olacaktır? Eksi dt olacaktır. Şimdi gelelim şuna. Eğer eksi x eksi 4 ifadesinde ben x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam ne olur bakın burası? Eksi eksi 5 artı 5 eksi 4'ten 1 olur. Eksi x eksi 4 neye eşitti? T'ye. Bu integralin hangi sınırıydı? Alt sınırıydı. Doğru mu? Şimdi bir de eksi x eksi 4'te ben eğer ki x gördüğüm yere integralin üst sınırı olan 3'ü yazarsam eksi 3 eksi 4 daha ne yapar? Eksi 7 yapar. Bu da neye eşitti? Yine t'ye. Bu integralin hangi sınırıydı? Üst sınırıydı. Dolayısıyla buna da üst sınır diyebiliriz. Tamam. Şimdi yeni integralimizi yazacak olursak integral alt sınırımız 1 oldu artık. Üst sınırımız eksi 7 oldu. Eksi x eksi 4'e t demiştik. Dolayısıyla ft diyeceğiz. Ft. dx dediğimiz ifade de eksi dt'ydi. Eksiyi başına yazdım. Dt'yi de buraya aldım. Tamam. Şimdi bize sorulan şey eksi 7'den 1'e kadar fx dx'ti. Şu eksi şunları yer değiştirdiğimizde kaybolacağını biliyoruz. Eksiyi kaybedersek eksi 7'den 1'e kadar ft dt olur burası. Aslında bize bu sorulmuş. Pardon, bize aslında bu verilmiş, değil mi? Hangisiydi bu?
11'de en başından beri bunu değiştirmeye çalışıyorduk. Bu neymiş arkadaşlar? 11. Şimdi bize sorulana bakıyoruz. Eksi 7'den 1'e kadar fx dx'ti. Bizim bulduğumuza bakıyoruz. Eksi 7'den 1'e kadar ft dt. Farklı olan ne var? Sadece değişken var. Peki bu sonucu etkiler mi? Etkilemez. Cevabımız neymiş? Yine 11'miş diyebiliriz. 24. örnek. Fx çarpı f türev x dx eksi 4'ten 0'a kadar fx çarpı f türev x dx ifadesinin eşitini bulunuz demiş. Arkadaşlar integral eksi 2'den 0'a fx çarpı f türev x dx. Şimdi burada eksi vardı. Ben onu artı yapıyorum. Eğer burayı artı yapmak için eksiyle çarpmam gerekiyordu. Sınırları yer değiştirelim o zaman. 0'dan 4'e kadar fx çarpı f türev x dx diyebiliriz. Tamam. Şimdi bakıyorsun. Eksi 2'den 0'a. 0'dan da 4'e var. Doğru mu? Eksi 2'den 0'a. 0'dan da 4'e var. Şurada bir hata yaptım mı onu bir kontrol etmek lazım önce. Eksi vardı. O eksiyi artı yaptık. Sınırları yer değiştirdik. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi ben bunu şu şekilde yapabilir miyim? Eksi 2'den 4'e kadar fx çarpı f türev x dx diyebiliriz. Pekala. Bunu da şu şekilde değiştirelim. Ben şuna u dersem şuranın tamamı ne olur arkadaşlar? du olur. Ve integral u du sınırlarda eksi 2'den 4'e kadar aslında. Ben bunu bir yazayım. U kare bölü 2 diye integralini alırım. U dediğimiz ifade neydi? fx'ti. Yani fx'in karesi bölü 2 nereden nereye sınırlarımız? Eksi 2'den 4'e diyeceğiz. Önce 4'ü yerine yazacağız. Bakın şuraya yazalım. F4'ün parantez karesi bölü 2 eksi f eksi 2'nin parantez karesi bölü 2. Şimdi f4 neymiş arkadaşlar? Burada bakın 7'ymiş. F eksi 2 neymiş? O da 2'ymiş. 7'nin karesi 49 bölü 2. 49 bölü 2 eksi eksi 2 2'nin karesi 4 bölü 2. Cevabımız ne olacak? 45 bölü 2 olacak diyebiliriz. Evet sevgili gençler, 25. örnekle devam ediyoruz. Reel sayılarda tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu için 1'den 4'e kadar fx dx 15 ise 0'dan 1'e kadar 6 artı f3x artı 1 dx nedir diye sormuş. Şimdi ben bu bize sorulan ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. 0'dan 1'e 6 dx artı yine 0'dan 1'e f 3x artı 1 dx yazmak istiyorum. Tamam. Şimdi ben bunu neden yaptım? Şuraya 3x artı 1'e u demek istiyorum. Tamam. 3x artı 1'e u dersem 3dx eşittir du olur. dx eşittir du bölü 3 olur. Elimizde olanlar şunlar. 3x artı 1'e u dedik. dx'e de du bölü 3 dedik. Şimdi ben 3x artı 1'de x gördüğüm yere az önceki soruda yaptığım gibi alt sınırı verirsem sıfırı bu neye eşit olur? 1'e. 3x artı 1 de u'ydu zaten. U. Peki sıfırı verdik ya bu ne? Alt sınır. Alt sınır. Şimdi yine 3x artı 1'de 3x artı 1'de x gördüğüm yere bu sefer üst sınırı verirsem 3 kere 1 3 1 ekle 4 3x artı 1 de u'ya eşitti. Bu da hangi sınırımız? Üst sınırımız. Pekala. Yerine yazarsak bakın. İntegral. Alt sınırımız 1'di. Üst sınırımız 4'tü. Yerine yazdık. 3x artı 1'e u demiştik. Fu oldu. Bir de du bölü 3'ümüz vardı. Bölü 3'ü de dışarı atarsam şu şekilde 1 bölü 3 olur. Değil mi? Şimdi yukarı tekrar çıkalım. Bize ne demişti bakın soruda? 1'den 4'e kadar fx dx eşittir 15. Buraya bakıyorsun. 1'den 4'e kadar fu du. O zaman burası da 15. İşaretlediğim yer 15. Burası 15 ise 1 bölü 3'ü 15 ile çarp eşittir 5 mi? Bakın şurası kaçmış. Şurası kaçmış arkadaşlar gerçekte. 5'e eşitmiş demek. Tamam. Burası 5. Peki geriye hesaplamam gereken tek yer neresi kaldı? Şu ifade kaldı bakın. 0'dan 1'e 6 dx. Bunu da integralini aldım. 6x 0 ile 1 yerine yazarsak ne gelir? 6 gelir. Burası da 6'ymış. Artık ne kaldı geriye? 6 ile 5'i toplamak kaldı. Doğru cevabımız da neymiş sevgili arkadaşlar? 11'miş diyebiliriz. Güzel soruydu. Belirli integralde tek çift fonksiyonların durumları demişiz. F tek fonksiyonsa biliyorsunuz ki f eksi x dediğimiz ifade eksi f x'e eşittir. Ve bundan dolayı eksi a'dan a'ya kadar integral f x dx sıfırdır.
tek fonksiyonlarda. Tamam. Bunu alanla düşünürseniz daha basit olacak. İleride mutlaka integralde alana geçtiğimizde ha işte demek ki bu tek çift fonksiyonların yorumu bu şekilde diye yorum yaparsan sevinirim. Evet, çift fonksiyonsa eğer f-x'in f(x)'e eşit olmasından kaynaklı eksi a'dan a'ya kadar f(x)dx hesaplayacağına sıfırdan a'ya kadar f(x)dx hesapla ve 2 ile çarp. Sonuçta eksi a'dan sıfıra kadar olanla sıfırdan a'ya kadar olan birbirine eşit çıkacaktır. Tamam. Devam edelim sorularımıza bir bakalım. 26. soru. Eksi 5'ten 5'e kadar bir de senden ricam sınırları eğer bu şekilde simetrik sayılar görüyorsan tamam mı? Yalnızca ters işaretli sayılar görüyorsan hemen önce şuna bak. İçerisi tek mi yoksa çift mi? Önce bunu gör bundan sonra tamam mı? Bakıyorsun içerisi tek fonksiyon. Tek fonksiyonsa eksi 5'ten 5'e kadar sınırlarda simetrikse cevabımız nedir? Sıfırdır. Az önceki uyarıda bunu yapmıştık. Eksi 20'den 20'ye kadar. X üzeri 9, x üzeri 7, x üzeri 5, x küp, x artı 1 dx. Aslında soruyu o kadar güzel okurken şu kısımların hepsinin tek fonksiyon olduğunu görüyorsun ya. Biri de görünce aha da cevap sıfırdır diyorsun. Ama bunu yapmayacaksın. Tamam, sıfır değil cevap. Neden? Eğer ki ben bunu eksi 2020'den 2020'ye kadar x üzeri 9 artı x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x küp dx artı diğer kısımda eksi 2020'den 2020'ye kadar 1 dx biçiminde parçalarsan evet bak şu an haklısınız. Burası tek fonksiyon ve tek fonksiyon. Burası eksi 2020, burası 2020 olduğu için yani sınırlar simetrik olduğu için burası sıfıra eşittir arkadaşlar. Ama burası sıfıra eşit değildir. Birin integrali nedir? X. Ben ne yazacağım? X gördüğüm yere bir 2020 yazacağım. Bir de eksi 2020 yazacağım ve farklarını alacağım. Yani burada 2020 artı 2020 dersek cevabın 4040 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Bu arada şurayı da düzeltirsek 2020 diye güzel olur. Tamam. 28. örnek. Demiş ki fx çift fonksiyon olmak üzere eksi pi bölü 3'ten pi bölü 3'e kadar fx dx m ise sıfırdan eksi pi bölü 3'e fx dx m türünden neye eşittir diye sormuş. Şimdi öncelikle şöyle diyebilir miyiz bakın. Eksi pi bölü 3'ten pi bölü 3'e kadar fx dx'in m olduğunu biliyoruz ya. Gelin bunu şöyle yazalım. Eksi pi bölü 3'ten sıfıra fx dx eşittir. Mutlaka ama mutlaka m bölü 2'dir. Hatta ve hatta sıfırdan da pi bölü 3'e fx dx nedir arkadaşlar? M bölü 2'dir. Bu fx'in çift fonksiyon olmasından kaynaklı arkadaşlar. Ben şu ifade var ya bakın şurası. Bunu ters çevirsem de yani sıfırdan eksi pi bölü 3'e fx dx yazsam da f çift fonksiyon olduğu için bu m bölü 2 olacaktır. Değişmeyecektir diyebiliriz. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? M bölü 2'ymiş. Devam edelim 29. örnekle. Güzel bir soru. İyi dinle bunu. Şimdi diyor ki fx çift fonksiyonsa eksi 4'ten 4'e kadar f türev x artı mx kare dx 64 ise m kaçtır? Şimdi ben bunu şu şekilde yazmak istiyorum. Eksi 4'ten 4'e kadar f türev x dx artı ve yine eksi 4'ten 4'e kadar mx kare dx eşittir neymiş? 64. Pekala. Bakın burada bize şöyle bir fikir vermiş. F çift fonksiyon demiş ya. F çiftse f'in türevinde x fonksiyonu tektir. Neden? Şimdi polinom fonksiyon gibi düşüneceksin bunları. Tamam mı? Polinom fonksiyonların ben varsayalım ki x üzeri 4 fonksiyonu. Bu fonksiyon çift fonksiyondur. Doğru mu? Alalım türevini. 4 çarpı x küp. Bu fonksiyon nedir? Tek. Tekin türevini alın. 12 çarpı x kare. Nasıl fonksiyondur? Çift. Bunun türevini al. 24x nasıl fonksiyondur? Tek. Bunun türevini al. 24 nedir? Çift fonksiyon. Doğru mu? Demek ki bu tek veya çift olan polinom fonksiyonların sürekli türevlerini aldığımız zaman neyle karşılaşıyoruz arkadaşlar? Bir tek bir çift. Bir tek bir çift oluyor. Şimdi fx çift fonksiyonsa f türev x'in tek fonksiyonu olduğunu artık anladık sanırım. O halde şurası komple neye eşit arkadaşlar? Sıfıra. Burası sıfır arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Şurayı halletmek. Bunun integrali nedir arkadaşlarım? M çarpı x küp bölü 3. Neyle neyi yerine yazacağım? Bir 4'ü bir de eksi 4'ü yerine yazacağım.
Peki 4'ü yerine yazdığım zaman 64m bölü 3 gelir. Eksi yazdım. Tekrar eksi 4'ün küpünü aldığım zaman 64m bölü 3 gelecek. Hatta burayı da 0'dan 4'e kadar alıp 2 ile de çarpabilirsin. Tamam. Geriye ne kaldı? 128m bölü 3 eşittir 64 mü? O halde 64'e böl, 64'e böl 2. 2m bölü 3 eğer 1 ise 2m 3'tür. M de 3 bölü 2'dir diyebilirsin. Özel fonksiyonların integralleri. Parçalı fonksiyonun integrali ile başlayacağız. Parçalı fonksiyonda ve mutlak değerde türev konusunu biliyorsun. Dinlemediysen de bilmiyorsan da türev videolarını izleyebilirsin. Tamam. Parçalı fonksiyonun integrali için şöyle diyeceğiz. Parçalanma noktalarında integraller de parçalanacak. İntegralleri nasıl parçalayacağız? Hemen şu örnek üzerinde açıklayalım. Bakın bu parçalı fonksiyonun parçalanma noktası yani kritik noktası neresi? Sıfır noktası. Şimdi şöyle diyelim. İntegrallerin alt sınır ve üst sınırına bakıyoruz. Birisi artı bir, öteki eksi bir. Eksi birden artı bire gidene kadar bir kritik nokta üzerinden geçiyor muyuz sayı doğrusunda? Evet, sıfır. Dolayısıyla diyeceğim ki ben, arkadaşım, eksi birden sıfıra kadar ve sıfırdan bire kadar ayrı ayrı integral hesaplayacaksın. Peki bunu nasıl yapacağız? Buralara ne yazacağız? Eksi birden sıfıra kadar olan bölge sıfırdan daha küçük sayılardan oluştuğu için biz burada 2 eksi x fonksiyonunu kullanacağız. 2 eksi x dx artı sıfırdan 1'e kadar olan bölgede sıfırdan büyüklerden oluştuğu için x kareyi kullanacağız. X kare dx diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi alalım integralini buranın. 2x eksi x kare bölü 2. M ile neyi yerine yazıyoruz? Eksi 1 ile 0'ı artı x karenin integrali de x küp bölü 3. M ile neyi yerine yazacağız? 0 ile 1'i. Yazalım. 0 yerine yazdığımda 0 gelir zaten. Bakın o integrali şuradan itibaren almaya başlıyorum. 0 eksi eksi 1'i yerine yazdığım zaman ise eksi 2 eksi 2 eksi 1 bölü 2. Tamam. Artı. Şimdi şuradayız. 1'i yerine yazdığım zaman 1 bölü 3, 0'ı yerine yazdığım zaman 0 gelir. Üst tarafta bazı işlemler yaparım. Bazı işlemler yapalım. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2'yi topladığımız zaman 3 bölü 2 eksi. Bir de başında eksi vardı. Bunlar gider artı olur. Doğru mu? 3 bölü 2 artı alt tarafta da 1 bölü 3'ümüz vardı zaten. Burayı 3 ile, burayı 2 ile genişletirsek 9 artı 2'den 11 bölü 6 diyebiliriz. Biz bu integralimizin sonucuna. Anlaştık mı? Parçalı fonksiyonlarda integralleri bu şekilde alacağız. Yani bizim alt sınır ve üst sınırımızın arasında herhangi bir parçalanma noktası varsa ki burada sıfırdı. O parçalanma noktasına gelene kadar belli bir integralle diğer kısımda sonrası gibi işlem yapacaksın. Tamam. Eğer hocam burada 3 tane varsa parçalanma noktası o zaman ne yapacağız? 2 tane varsa mesela o zaman da 3 tane integralle çözeceksin integrali. Tamam. Geçelim sevgili arkadaşlar. Örnek 31'e. Parçalanma noktamız ne burada? 3. Yalnız bu fx fonksiyonu. Şuraya bakıyorsun. Fx eksi 5 fonksiyonu. Şimdi o zaman yeni bir fonksiyon yazmamız lazım kendimize. Şöyle diyelim. Fx eksi 5 için açtık parantezimizi. 2 çarpı x eksi 5 artı 1 ve 4 çarpı x eksi 5 artı 18. Sonra da diyeceğiz ki x eksi 5, x gördüğümüz yere her yere x eksi 5 yazıyorum bak. Büyüktür 3. X eksi 5 küçük veya eşittir 3 dedik. Şimdi yeni integralimizi yazalım. Tamam mı? F x eksi 5. Yeni fonksiyonumuzu yazıyoruz özür dilerim. F x eksi 5 eşittir. Şuradan ne gelir? 2x eksi 10 artı 1'den 2x eksi 9 gelir. Doğru mu? Şuraya bakalım. 4x eksi 20 artı 18'den eksi 2 gelir. 4x eksi 2 yazdım. Burada da eksi 5'i karşıya atarsam x büyüktür 8 olur. Eksi 5'i karşıya atarsam x küçük veya eşittir 8 olur. Şu an fonksiyonumu oluşturdum ben. Bu fonksiyonu oluşturduktan sonra da integralini alabilirim artık. 0 ile 10 mu benim aralıklarım? Evet. Parçalanma noktam neresi? 8. O halde diyeceğim ki önce 0'dan 8'e kadar. 8'den küçük bölgelerde 4x eksi 2'yi kullanıyorduk. Dx. Artı sonra da 8'den de 10'a kadar hangisini kullanacağız? 2x eksi 9'u. 2x eksi 9 dx diyeceğiz. Peki ben şunun integralini alırsam 4x kare bölü 2'den 2x kare eksi 2x sınırlarımız 0 ile 8 artı bunun integrali de x kare eksi 9x 8 ile 9'u yerine yazacağım. Tamam mı? Yazıp işlem yapacağız artık. Tamam.
8'i yerine yazarsam 8 kere 8 64, 2 ile çarparsak 128. Eksi 2 kere 8 16, 0'ı yerine yazdığımızda zaten 0 gelir. Artı, şimdi şundayız. 9'u yerine yazarsak 9 kere 9 81, eksi 9 kere 9 81, tamam. Eksi 8'in karesi 64, eksi 8 kere 9 72 yazdık. Şurası 81 eksi 81'den 0. E şurada ne var? Eksi 64 artı 72. Bak 64'ten 72'yi çıkarırsam eksi 8 gelir. Bir de başında eksi var. Artı 8 oldu. 128'den 16'yı çıkarırsam ne gelir? 112 gelir. 112'ye 8 eklersem cevap ne olur? 120 olur diyeceğiz. İşlem hatamız yoksa cevap bu. Tamam mı? İşlem hatam olmasından çok korkuyorum. Çünkü şurada işlemler birbirine çok girdi. Umarım bir yer kaçırmamışızdır. Kaçırdıysak da affola. Mantığını anla yeter. Tamam mı? Örnek 32. Eksi 2'den 2'ye fx dx. Bu sorulmuş bize. Fonksiyonu da vermiş. Bak fonksiyon eksi sonsuzdan eksi 1'e gelene kadar şunun gibi davranmış. X artı 1'in küpü. Eksi 1 ile 1 aralığında 1 eksi x kare ve 1'den sonra da y eşittir 0 gibi davranmış. Nereden nereye sınırlarımız? Eksi 2'den 2'ye. Eksi 2 nerede bakın? Şurada bir yerde mi? Eksi 2 burada bir yerde. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim bak. Eksi 2 ile eksi 1 aralığında fonksiyon x artı 1'in küpü gibi davrandığı için diyeceğiz ki eksi 2'den eksi 1'e kadar x artı 1'in küpü dx artı integral eksi 1 ile 1 aralığında 1 eksi x kare dx. Buna niye böyle dedik? Bak eksi 1'den 1'e kadar şu fonksiyon gibi davranıyor sonuçta değil mi? Artı integral eksi 1'den, pardon eksi 1 değil artık 1'den değil mi? Artı 1'den diyelim 2'ye kadar da hangisi gibi? 0 dx. Hı. Doğru mudur? E pekala. Şimdi yapalım. X artı 1'in küpünün integrali nedir? X artı 1 üzeri 4 bölü 4. Nereden nereye? Eksi 2'den eksi 1'e kadar. Artı. 1 eksi x karenin integrali nedir arkadaşlar? X eksi x küp bölü 3 müdür? Sınırlar nereden nereye? Eksi 1'den 1'e kadar. Artı. Neyin türevi sıfırdır? Sabitin. E ben sabit sayıda 2'yi ve 1'i yerine yazarsam zaten burası komple gidecek sıfır olacaktır. Doğru mu? Şimdi gelin hesaplarımızı yapmaya başlayalım. En tehlikeli kısım burası. Buna da dikkat et. Eksi 1'i yerine yazdın. 0 geldi mi? Geldi. Eksi. Eksi 2'yi yerine yazdın. Eksi 1. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. 1 bölü 4 geldi. Artı. 1'i yerine yazdın. 1 eksi 1 bölü 3. Bu 1. Eksi. Eksi 1'i yerine yazdın. Eksi 1 artı 1 bölü 3 mü geldi? E şurası ne? 2 bölü 3. E şurası ne? Burası da eksi 2 bölü 3. Bir de başında artı vardı. Artı artı 2 bölü 3 oldu değil mi? Artı bir de neyimiz var? Sıfırımız. E şu yok zaten. Bu da yok. Şurası ne gelir? 2 bölü 3, 2 bölü 3 daha. 4 bölü 6. Bir de burada ne var? Eksi 1 bölü 4'ümüz var. Onu da unutma. Eksi 1 bölü 4. Peki ben bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsem. 2 kere 4, 8. Eksi 3, 5. 5 bölü 2 kere 6, 12. Gelir bizim integralimizin cevabı. Umarım başarılı olmuştur anlatımım. Mutlak değer fonksiyonunun integrali, bu da bir nevi mutlak değer fonksiyonu bir parçalı fonksiyon olduğu için aynı parçalı fonksiyondaki gibi davranacağız. Yani kritik noktalarda parçalayacağız. Tamam mı? 33. örnek. Bu fonksiyona bakın. Bir kritik noktası var mı? Var. Mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değer bizim için kritik noktadır. Kritik nokta KN diye yazdım buraya bakın. Tamam. Kritik noktamız 2 ise hemen diyeceğiz ki 1'den 2'ye kadar x çarpı mutlak x eksi 2 dx artı 2'den de 3'e kadar x çarpı mutlak x eksi 2 dx diyeceğiz. E peki bunlar nasıl çıkacak? Bak burası x çarpı 2 eksi x diye çıkar. Neden? Çünkü 1 ile 2 aralığındaki bir sayıyı ben buraya yazarsam negatif olur. Burası da 2'den 3'e kadar olduğu için 2'den büyük x çarpı x eksi 2 diye çıkar. Yani burası 2x eksi x kare. Burası x kare eksi 2x. Bunların integrallerini alacağız. 2x eksi x karenin integrali nedir? X kare eksi x küp bölü 3. Nereden nereye sınırlarımız? 1'den 2'ye kadar artı. Şuna bakalım. X küp bölü 3 eksi x kare. Sınırlar nereden nereye arkadaşlarım? 2'den 3'e kadar. E peki 2'yi yerine yazdım. 4 eksi 8 bölü 3. Eksi 1 eksi 1 bölü 3. Artı.
3'ü yerine yazdım. 27 bölü 3 eksi 9 eksi 2 yerine yazdım. 8 bölü 3 eksi 4. Tamam mı? Şimdi başlayalım. Bakın burada ne var? 4 eksi 8 bölü 3. Burada ne var? 4 eksi 8 bölü 3. Bundan 2 tane var. Şurayı genişletirsem 3 kere 4, 12. 8 çıkar, 4 bölü 3 gelir şurası. Bir 4 bölü 3 de burada var. Değil mi? Bir 4 bölü 3 de burada var. Toplam 8 bölü 3'ümüz varmış. Bakın burada. 8 bölü 3. Peki. Bunlar artık iptal, onları hesapladık. Şuraya bakıyorsun. 1 eksi 1 bölü 3, 2 bölü 3 yapar. Bir de başında ne vardı? Eksi vardı. Eksi 2 bölü 3. Artı 27 bölü 3 ne? 9. Bir de yanında eksi 9 var. Bunlar da gitti. Geriye sadece ne kaldı? Eksi 2 bölü 3 mü? Eksi 2 bölü 3. 8'den 2'yi çıkar, 6. 6 bölü 3 ne? 3. Demek ki cevabımız neymiş sevgili gençler? 3'müş diyeceğiz. Geçelim diğer soruya. 0'dan 2'ye kadar 4x kare eksi 4x artı 1 arkadaşlar. Şurası nedir? 2x eksi 1'in karesi midir? Bir de bunun nesi var? Karekökü var. Ben bu kareyle bu karekökü götürürsem geriye 2x eksi 1 kalır ama bunun mutlak değeri kalır. Doğru mu? Peki 2x eksi 1'in kritik noktası nedir? 0 yapan içeriği 1 bölü 2'dir. Demek ki ben nasıl çözeceğim bunu? 0'dan 1 bölü 2'ye kadar. 0'dan 1 bölü 2'ye kadar. Şimdi burası 1 bölü 2'den küçük bölge olduğu için ne diyeceğiz? 1 eksi 2x diyeceğiz. Dx. Ve artı 1 bölü 2'den de 1'e kadar, pardon 2'ye kadar. 2'ye kadar. Ne dememiz gerekiyor? 2x eksi 1 dx dememiz gerekiyor. Tamam. 0 ile 2 aralığındaki kritik noktamız 1 bölü 2 olduğu için bu şekilde parçaladık integralimizi. Peki bunun integralini alalım. 1'in integrali x. Eksi 2x'in integrali x kare. Sınırlarımız 0'dan 1 bölü 2'ye kadar artı. Buranın integrali de x kare eksi x. Sınırlarımız 1 bölü 2'den nereye kadar? 2'ye kadar. Şimdi hesaplayalım. Bakalım ne gelecek. Bunu da şöyle diyelim. Evet. 1 bölü 2 yerine yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 geldi. 0 yerine yazdığım zaman 0 olur. Tamam. Eksi 0 dememize gerek var mı? Yazalım yine. Nereden geldi diye sorulmasın. 2 yerine yazdığım zaman 4 eksi 2 eksi 1 bölü 2 yerine yazdığım zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 gelecektir. Bakın burası eksi 1 bölü 2. Burası artı 1 bölü 2. Değil mi? 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2'den şununla şunun toplamı ne gelir? 1. Şunlar gitti 1. Artı 4'ten 2'yi çıkar 2. Cevabımız ne gelir? 3 gelir. Demek ki cevabımız 3'müş sevgili gençler. Devamını getirelim. Örnek 35 ile. 0'dan 4'e 0'dan 4'e 2x eksi 4 bölü karekök içerisinde x kare eksi 4x artı 4. Şimdi bunu şu şekilde yazabilir miyim? Bakın 0'dan 4'e 2 parantezinde x eksi 2 dx bölü. Şu içerisi x kare eksi 4x artı 4 var ya, burası x eksi 2'nin karesinin kareköküdür. Ve dolayısıyla buraya mutlak değer x eksi 2 diye gelmelidir. 2'yi dışarı atabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. 2'yi dışarı attım. İntegral. Şimdi şurada duralım. 0'dan 4'e kadar demiş ya. Kritik noktamız ne burada bizim? Kritik noktamız 2. Dolayısıyla 0'dan 2'ye önce bir gideceğim. 0 ile 2 aralığında burası 2 eksi x diye dışarı çıkacağından ve x eksi 2 ile 2 eksi x birbirini götürdüğü zaman geriye eksi 1 kalacağından eksi dx dedim. Artı bu sefer de 2'den 4'e kadar, 2 ile 4 aralığındaki sayılar 2'den büyük oldukları için mutlak değer x eksi 2 de olduğu gibi çıkacağından bununla bu gittiği zaman bu sefer ne olacak? 1 kalacak ve 2 de burada var tabii ki, dx olacak. Peki eksi 1'in integrali nedir? Neyin türevi eksi 1? Eksi x. 2 çarpı eksi x'i yazdım. Tamam mı? Eksi x nereden nereye? 0'dan 2'ye. Artı sonrasında da 2 çarpı, abi şurayı düzeltebiliriz. O parantez biraz fazla büyük oldu. Kafa karıştırmasın. Şöyle diyelim. 2 çarpı, o çarpı da çok iğrenç oldu. Şurayı da bir silelim. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. 2 çarpı diyelim. 2 çarpı devamını getirelim. Dx neyin türevi? 1 arkadaşlar. X'in. X'i yerine yazdık ve 2'den 4'e kadar dedik. Pekala. Şimdi bakalım. 2 çarpı eksi 2 eksi 0. Değil mi? Eksi 2 eksi 0. Artı 2 çarpı 4 eksi 2. Peki şurası ne gelir?
Eksi 2. Eksi 2 kere 2 ne yapar? Eksi 4. Artı. Şurası ne yapar? Artı 4. Cevap neymiş? 0. Demek ki cevabımız neymiş sevgili arkadaşlar? 0 gelecekmiş. Örnek 36. F 2 ile 8 kapalı aralığından 1 ile 6 kapalı aralığına tanımlı bir fonksiyon olmak üzere türevinin grafiği verilmiştir. Peki bize demiş ki f'in ikinci türevinde x dx nedir? Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. F'in ikinci türevinin sıfır yapan değeri bulmamız lazım. Şimdi f'in türev grafiği varsa burada, türevinin grafiği, ikinci türevine geçiş yaparken neleri kullanıyorduk biz bir türevi derlerken? Teğetleri kullanıyorduk. Teğetin sıfır olduğu nokta ikinci türevinin sıfır olduğu noktadır. Dolayısıyla bu nokta hangi noktaymış? 5. Yani bizim için kritik noktamız neymiş? 5'miş. Peki şimdi devam edelim. Şöyle. Bakın diyelim ki integral 2'den 5'e kadar 2'den 5'e kadar f'in ikinci türevi 5'in sol tarafında nasıl davranıyor? Şuraya bir teğet attığımız zaman bu teğetin eğimi nedir? Negatiftir. Dolayısıyla eksi f ikinci türevde x dx diyeceğiz buna. Artı integral 5'ten 8'e kadar 5'in sağ tarafından çekilen teğetlerin eğimleri pozitif olduğu için f'in ikinci türevinde x dx yazacağız buna. F'in ikinci türevinin integrali nedir arkadaşlar? Birinci türevidir. Dolayısıyla f'in türevinde x bir de başında eksimiz var. Nereden nereye olacak? 2'den 5'e kadar artı f'in türevinde x 5'ten 8'e kadar olacak. Artık soru gayet ama gayet kolaylaştı. Eksi f türev 5 eksi f türev 2 artı alt tarafa yazıyorum. F'in türevinde 8 eksi f'in türevinde 5 dedik. Tamam. Şimdi bakalım. F'in türevinde 2'yi bulmamız lazım. F'in türevinde 2 neymiş arkadaşlar? Karşılık gelen yer 4'müş. Değil mi? Mesela şurası neymiş? 4. Eksi eksi vardı, artı oldu. Burasının tamamı 4 geldi. Şurası 4'müş. Peki f'in türevinde 5 lazım. F'in türevinde 5 de nereye gitmiş bakın? 1'e. Demek ki burası da eksi 1'miş. Eksi 1 artı 4'ten üst kısım 3 geldi. Artı. Alttakine bakıyoruz. F'in türevinde 8. F'in türevinde 8 nereye gitmiş? 6'ya gitmiş. Eksi. F'in türevinde 5 neydi? 1'di. 6'dan 1'i çıkar. 5. 3 ile 5'in toplamı 8 yapar diyebiliriz. Doğru cevabımız bu. İntegralde alan bulma diğer konumuz. Tabii bu artık 7. videonun konusu arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız arkadaşlar.